Köfün bir tek ben anlarım. Çok güzel. Köf ne? Çok güzel. Sizden bahsediyor bak. Sizden bahsediyorlar ama Seren Serengil size biraz şey, mesafeli. Evet, biraz yani, mesafeli. Ama programdan ayrıldı. Sen rahatlamışsındır bu yüzden. Aa, bundan sonra mı ayrıldı? İşte bunlar evet, tamam. Bu yani çok yakın tarih bu. Yani. Evet. Evet. Yani sorun ne? Neden? Bizi bilmemesini bir anlamadım. Ben bilmiyor. Anlamadım. Hayır, sizi bilmiyor. Bilmiyor ve sinirli mi? Sizi Almanya'dan gelen rapçiler sanıyor. Şimdi bu seni çok sinirlendirdi biliyorum. Lütfen sakin ol. Yok. Lütfen. Ben şurada fotoğrafımı görünce bir garip oldum. Yani, ben niye geziyorum orada oldum? Acaba niye ben oradayım? Hmm. Evet ya, Arto'nun yanında, Seren orada ama falan. Hepsi çok değerli insanlar. Niye mesela ben onların arasına girme? Benim çok haberlerimi yapıyorlar. Ben memnunum yani. Değil mi? En fena şey artık kalplerde yaşamadığını, değil mi, düşünmek. Yani. Evet. Ya. Veya onların kalplerindeyiz. Hiç yapmıyorlar yani. Ne güzel. Evet, devam. Köfün diyorlar. Bilmiyorum, herhalde baş harflerde oluyor, bir şeyler oluyor. Hiç tanıyan... Almanya'da yaşayan birisi mi? Köfün, köy yani. O köyden mi? Ben hiç bunlar belirli bir kesimin dinlediği şarkılar. Dur, öyle bak söyleyeyim. Evet. Şimdi bu haddinizi bileceksiniz. Evet, yani ben öyle herkese şey yapar. Belirli bir kesim sizi dinliyor. Yani bunu... Bu programda da bunu bilerek oturursan çok teşekkür ederim. Yani belirli bir kesim. Ve tabii belirli bir kesim. Yani ne olacak ki yani? Tabii ki belirli bir kesim. Belirli bir kesimin dinlediği. Seren de onları rahatlatmaya çalışıyor. O sırada onlar da işte köfün mü, köfün mü, köfün mü falan filan derdindeler. Devam. Ben yani bunların çoğunu kimse yolda yürüse çoğundan bahsediyorum tanımaz. Dur. Bunları yani... Sizin çoğunuz mesela yolda siz ve sizin gibileri yolda tanımazlar. Bugün böyle bir dünyadayız hakikaten. Yani çünkü biz de mesela ben de 70'lere göre daha şanssızım mesela. Ben 90'ların ortasındayım. Ondan önce bir 80'ler var ki yolda yürüyemez mesela, evet. Değil mi? Tabii. Yeşim salkım. Ya hakikaten yürüyemez. Ya ben onun yanında mesela hiç. 90'ların ilk 90-91 evet. Bayağı yani sen, o süreçte. Sen tam kaç sene? 90? 90, ben 91'de çıktım ilk. Evet. Ama eşkıya o zaman, zamanları değil mi? Eşkıya 94. Evet. Eşkıya 94. O zamanlar. Hayır, eşkıya 94 değil. Eşkıya 97. Hayır, 94-95'te çekildi. Aha. Girmesi. Evet. 95, evet, orada 96. Müthiş sükseydi tabii. Evet. Yani sen benden de eskisin mesela. Biz ikimiz yolda yürüsek mesela beni tanımayabilirler, seni tanıyabilirler. Yürümemizin garanti olduğu, yani herkesin bizi tanıyacağı yer Erol Evgin'le beraber yürümemiz. Çünkü ne kadar geriye gidersen tarihte evet, o kadar çok tanınıyorsun. Daha şeyler daha bahtsız yani mesela 2000'lerin başı, 2010'lardan sonra, hatta 2020'de şöhret mesela sizin gibi, siz çok bahtsızsınız. Çünkü insanlar aynı şeyi seyretmiyorlar. Yani sizin mesela diyelim ki videon dünya kadar çok izlendi tabii ki. Şarkın Türkiye'de, değil mi? Sizin şarkı bu yıl en çok dinlenen şarkı oldu. Türkiye'de mi, başka bir platformdan mı? Ben yanlış mı biliyorum? Spotify. Spotify'da, YouTube'da, şeyde de ya, TV ve radyolarda da en çok dinlenen. En çok dinlenen şarkı. Aynen. Şimdi evet. Senle ben mesela Beyoğlu'na çıkalım. Evet. Vallahi koşa koşa gider Yeşim Salkım'ı alırız. Söylüyorum. Yani bu böyle hakikaten. Yani tarihsel olarak böyle bir şey var. Yok yok, gerçekten değil ya. Vallahi değişti bence. Ne de? Hayır hayır, şunu söylüyorum. Yani biliyor. Evet. Ama yolda tanımıyor. Ha doğru yani, sima, ama sima olarak da ben de. Bizim yaşadığımız artık hep şey oluyor. Siz kimdiniz? Siz kimdiniz? Evet. Kimdiniz? Ama evet, şu Yıldız Tilbe'yle şey yaptıktan sonra tanımaya başladılar. Evet. Orada da işte o ses ya, eskiden daha az mecra, o mecraları izleyen çok daha fazla daha insan çok var. Ortak bir izleme vardı yani, evet. Ondan ona geçiyordu, evet. Ortak izleme. Şimdi tek başına izliyor ve unutuyor. Evet. Ama dün Netflix'te dediğini... seyrettiğin şeyi anlatsana bana. Senin anlatamazsın, çok zor. O ses sağladı işte. O sesi o gece herkes izledi ya, biz de oradaydık ve Yıldız gibi popüler bir ve geçmişi olan bir isimle birlikte. Aynen şarkı öyle. Yıldız'da söyleyince o zaman, ama gene biter ki bir iki sene. Yani siz hep şarkı tabii üretmeye ki devam etmeniz tabii gerekiyor. Ki, tabii ki. Ona koşturmak, evet, lazım. Evet. O TikToker'ları falan da çok tanıyanlar var. Ben şok oluyorum. Onları çok tanıyorlar. Çok tanıyorlar. TikToker'ları. Korkunç. Evet, çok tanıyorlar. Onlara TikToker dendiğini ilk defa bu programda. Öyle deniyormuş. YouTuber ve tabii haklısın, TikToker. TikToker. Ben bana hiç TikToker gelmedi galiba. TikToker.
TikTokçu diyoruz da. Ben yokum da orada, hiç bilmiyorum onu. TikToker daha asil bir çağrışım. Öbür TikTokçu musun falan, bir de o sinyalci gibi. Devam, devam. Şimdi bir kimse bunları falan dinlemez. Kimse bunları falan dinlemez diyor bak. Tarzımızdaki insanları şey yaptığında evde veya arabada dinlediğini hiç düşünmüyorum. Küfür falan da ilk defa dinlemez de bile. Küfür mü? Küfür mü adamlar? Küfür mü? Küfür mü? Kürtler her yerde, dünyanın her yerinde. Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da, Amerika'da, orada burada. O kadar orada yaşayan Kürtlerin daha çok o rapçileri falan dinledikleri için dünyadaki. Onlara müziğe yakın oradaki Türk ailelerin, gurbetçi ailelerin dinlediği müzik. Ben ilk kez baştan sona dinliyorum. Sizi gurbetçi aileler mi dinliyor? Yani böyle hayır, mi düşünüyor? Hayır. O bence orada şey öğüyü yani. Görünce öyle bir şey dedi. Bilmiyor. Evet, bilmediği için konuşmak için istiyor. Evet. Çünkü biz Bircan Bali çok yani. Dinliyor bizi mesela. Orada yok yok ünlüler hayır hayır falan diyor da o bilmediği için konuşması da gerekiyor galiba. Konuş da diyor olabilirler. Ha. Aslında işin mutfağını bilmek değil mi? Yani mesela sizin şarkınız biliniyor. Şarkınız evet, çok dinlendi. Güzeli. Önemli olan da bu değil bence mi? Bence de öyle. Aslında. Evet ama klipleri de sürekli ikisini de klipte gösteriyorlar kendileri. Evet. Pek güzel herifler değiller ama yani sürekli kamera onların üstlerinde. Aslında evet. Yani sadece müziklerini dinlediğin zaman yani YouTube'dan müzik dinliyorsan evet. Görsel evet. Olarak artık bu ikisine de aşina olmak mümkün. Şimdi hemen Salman'a da bakalım. Hatta ya yani ikinizle beraber konuşsam rahatsız olur musunuz? Ama siz öyle bir arkadaşlığınız oldu zaten. Tanıyorsunuz. Evet evet beraber ödül almıştık. Daha önceden de tanışmıştık. O kadar mı tabii, tanışık? Tabii. Beraber ödül alma falan. Peki. Peki o zaman Köfn videosunu da izleyebilir miyiz bu? Evet bravo. Çok güzelmiş. Çok güzel. Peki. Şimdi benim soracağım ilk soru Salman. Niye sen de Bilge Kağan gibi bir göğüs ağdasına gerek duymadın? Vallahi hiç cevaplamak zorunda değilsin. Hiç düşünmedik ya. Vallahi. Bu klibin çekildiği mekan yani, neresi? Ben böyle, de çok merak ettim. Çok yani anonim bir yer aslında değil mi? Öyle o yüzden mi tercih edildi? Tabii. Bu... Yani bir iş yeri ya da bir okul değil mi? Bir evet. Anonim bir yer yani bir konutların bulunduğu bir yer değil. Bu tabii şeyi görüyoruz yapım aşaması tabii, videosu aynen. Bu. Aynen. Ama niye nedir bu çektiğiniz mekan? Şimdi şöyle yönetmenlerimiz Ümit'le Samet perde yaptırmaya gidiyorlar. Kadıköy'de bir iş merkezi bura ama 80'lerden beri böyle hiç içi düzeltilmemiş, yapılmamış, evet. Değiştirilmemiş. Evet. Halı flexlerden tut amaçlara kadar. Evet. Her şey olduğu gibi duruyor. Kapalı Maraş gibi. Aynen. Burası'daki. Aynen. Can, Samet de, Samet burada bu arada. Hello Samet. Evet. Şeyimiz, yönetmenimiz, yönetmenimizden Aslan biri. Aslan yönetmen. Çok ilginç bir iş. Evet, tebrik ederiz. Evet. Bu şeylerin, fotoğrafların hepsini Samet o gün perde yapılırken çekmiş zaten. Ha, ha. Yani klip zaten hazır gibi bir şeydi orada. Öyle göz kılığında düşünmedim hiç orada denk geldi. Yani bu tabii ki dans eden arkadaş da anlıyorum ben dans ettiği için ama şey Bilge Kağan'ın hani orada belki o ona bir saygısızlık olmasın diye bir göğüs ağdası uygun görmüş ama sen bundan uzak mı kaldın yani? Ben çok beğendim klibi ya. Çok evet klip artık cool olmaktan ölecek gibi yani. Ya hayır yormuyor. Mesela şimdi bazı klipler seyrediyoruz ya. Kadınlar aşırı güzel, aşırı kıyafetler aynen. Abartılı mesela. Tamam. Erkekleri seyrediyoruz her şeyi çok aşırı ve abartılı. Bana böyle çok şey geldi sanki. Çok şarkının böyle, tonlamasına da çok uymuş. Şarkıya çok da çok uymuş gibi geldi ve çok naif. Böyle evet. Mesela ne bileyim bir mesela arkadaşımız çok yabancı karakterde böyle. Bilge Kağan. Bilge Kağan Manisa'da şey aslında. Gibi. Manisa'da arkadaşımız çok yabancı gibi. Böyle mesela şuradan baktığında hani hapishanelerde böyle mesela bir iki böyle tip vardır çıkar mesela. Yani, enteresan geldi. Evet ya yani böyle tabii, çok evet. Bana sinematografik geldi bilmiyorum. Gibi. Burada eğer... aslında kargocu gibi düşündük. Aynı hani Latin... ler çalışır ya Amerika'da evet. O işlerde hı. Genelde hani onun gibi bir hı hı. Şey düşündük. Kliple alakalı da biz çok az şey olsun istedik ya. Bilerek evet. Yaptık bunu. Yani çok çok az şey göz yormayan ve hiçbir şey de anlatmak istemedik. Bu arada klip hiçbir şey anlatmıyor. Evet. Hiçbir şey anlatmayacağız dedik. Yani ben dans edeyim Kaan. Kaan normalde çok iyi piyanist, davulcu ve aranjör. Bir şey çalalım mı? Yok bir şey de çalma. Dedik. Evet evet. Yani böyle biz sadece poz kesiyoruz. Sonra bir
Zenne geliyor, oynuyor ve gidiyoruz. Ya aslında hiç yormayan şey çok güzel bir köfün ne demek? Lütfen bu programda sorulun. Sormasak yani bu köfün ne olduğu sorulmayan tek program olarak olsun, evet, olsun. Tarihe ben de geçmek artık istiyoruz. Yeter. O zaman bitince anlatırım. Bitince anlatırım. Bitince. Tamam. Ama zaten yani isim zaten işlevini yapıyor. Yani isme yüklenen görev, evet, işlevini yerine getiriyor. Çünkü ne demek, ne demek, ne demek falan zaten. Tabii. Bu bir, aynen, tartışma. Bizim için de öyleydi ya abi, 20 sene rap nedir, rap, evet, nedir, rap, rap nedir, rap, rap, rap nedir. İlk duyduğumuz soru rap nedir. Rap, rapçi çıkmış. Yani siz böyle başka bir şeyde, uzaylıların istilasında dünyaya gelmişsiniz gibi böyle bir şey olmuş. Peki, bu elektropop sizden beklenen bir şey mi? Yani mecburen söylediğiniz bir şey mi bir kategorize etmek için? Ya siz ne yapıyorsunuz birader denince mi siz mecburen bunu söylemek zorunda kalıyorsunuz? Hmm, ya, çünkü kimse kendine bir kategori koymak istemez yani. Galiba... Ya bunu düzgün cevaplamam lazım sanırım. Yok ya, zorlanan bir şey değil. Yani 2017'de biz ilk Spotify'ın biosunu yazarken hala aynı biyografi duruyor orada, 2017'den beri. Oraya Bilge Kağan'la elektro pop yazdık. Yani Bilge Kağan, çünkü dinlediğimiz şeylerin janralarını en kapsayıcı oydu. Ve gerçekten %50 galiba ya. Birileri ya ne tarz müzik yapıyorsunuz dediğinde de elektro pop dediğin anda kurtuluyorsun. Hem o hem o aslında. Evet. Yani. Peki şey, bu 100 milyondan fazla dinlenmek yani çok acayip şey. Bundan bir para geliyor mu? yani sormam genelde, hiç Beyazıt bizim sorar yani, kazanıyor musun birader filan. Beyazıt da o taraflarla da ilgilenir. Telif çünkü bu. Evet aslında. Ama ben mesela şimdi 100 milyonun üzerinde bir şey görünce hani senin üstünde başında da pek bir şey göremedim yani. Hayır, o yani, anlaşmaya da bakıyorduk yani. Yani anladın mı hani 100 milyon yani şimdi, evet, 100 milyon, ya abi şimdi yani, şöyle bir şey yani bunun ya biz yaşlıların satışı dünyasında olsaydı yani. Biz yaşlıların dünyasında olsaydı mesela bu arkadaşımız kesin uyarılıyordu. Abi senin spor arabayı çiziyorlar aşağıda falan gibilerden yani. Spor arabamı ben getirdim. Yani. Ya yardımcım yok, en azından o kadar zengin oldum. Hakikaten spor araban var mı? Var. Aklım tuttu demek ki. Yani ama şey yapılırdı yani, onu böyle bir adamı böyle yani çok yapılan bir ya şeydi yani. Senin arabayı çiziyorlar abi filan. Kasetlerden yani, nereye geldik aslında? Yani ama kopya yani, hard copy satıldığı zamanlar başka bir dünyaydı ya yani, bir adam mesela ben yani programcı olarak adamı 3 program önce ağırlamışım, 5 program önce ağırlamışım. 5 program sonra gelen tip tamamen farklı bir tip oluyordu. Yani evi değiştirmiş, kadını değiştirmiş, çocuğu varsa onu atmış, şoförle gelmiş. O anı bekliyormuş falan, değil mi? Yani hakikaten başka bir yere gelmiş oluyordu. Ama bunlar kurum çocuklar tabii onlar. Bizde ama şöyle bir şey abi, Yeniçeri'de sahneden hep daha fazla. Yani plak şirketleri mesela genelde tabii. Şu anda... Bu Spotify'ın böyle bir geliri yok mu yani? Sahneden gelen. Var var, çok diyeyim gelir de ama plak şirketleri alıyor. Zengin olduk ama oradan olmadık, evet, diyeyim. Yani hala plak şirketleri mi alıyor peki? Yani plak şirketlerin yüzdesi eskiden oluyor, de öyleydi çünkü değil mi? Bir yüzdeyle anlaşılıyordu, evet, bildiğim kadarıyla. Dijitallerin hakları ayrı. İşte YouTube'un değil mi hakları? İşte eskiden dijital alternatif olarak konuşuluyordu toplantılarda. Evet. Şimdi direkt yani direkt konu maddesi direkt o zaten. Direkt konu o yani, dijitali alırım. Şu kadar. Tabii, ha, tabii, tabii. Ya 1 milyon dinlenmeye 1000 dolar gelmiyor Spotify'dan. O değişiyor zaten. Tıklama başı maliyetine, kimin dinlediğine de, aynen, alakalı. Bir de reklamı kim izliyor? De. Mesela İngiltere'den biri izliyorsa, mesela o sterlinle ya da işte poundla, evet, tıklama başı maliyeti şey yapıyor. Bizim mesela, peki bu YouTube manipülasyonlarında mesela hep ortaya çıktı. 100 küsür milyon dinlenen bazı tipler en çok Endonezya'da falan dinlenmiş. Hatta şakası yapılıyordu ya o zaman yani. Ben de söylüyordum ya, evet, birader, evet, o zaman niye Endonezya'dan mesela... Popçularda çok oluyor. Popçularda fazla değil mi? Dinlenmiş. Evet. Niye Endonezya'ya bir yok, konsere gitmiyorsun? Yok ben 2 milyon 3 milyon. Ben o kadar alnımın akıyla yani dinleniyorum. Evet, evet. O kadar dinleniyorum. Yani en güzeli bu. Bir dakika, evet, 1 milyona ne kadar? 1000 dolar mı gelmiyor? Gelmiyor. Yok ya. Spotify'da. Abi hard copy satmak iyiymiş işte. Bir de onu şuradan tabii anlıyorsun tabii Okan abi. Tabii çok iyi. Mesela 3,5 milyon çok... kaset satmışım ben. Bir TL kazansa hani bunu gizlemek bir TL abi mesela ben de biliyorum, evet, herkes bilir o dönemde mesela hani mesela bu kadar kaset satmış bir rakamsal olarak bir şey ifade ediyor. Mesela onların şarkısında varsa YouTube'da 100 milyon diyoruz ya mesela diğer işte Spotify'da kaçta bro? 100. 100 mesela hani bu dengeli. Şimdi popçularda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir müzik markete girdiğin zaman
o az dinlenmiş oluyor. Evet. Ya da çok dinlenmiş oluyor. Diğer mecrada dinlenmiş. Tutmuyor. Yani bir yerde tutuyor çok fazla. Evet. Dinleniyor. Tabii. Diğer yerde sayıları yerlerde peki abi, oluyor ben falan. Ben şunu anlamıyorum. Yani onu bu 70'de bu heriflerin hiçbirisinin doğru dürüst anlaşması yokken ve bunlar hani uzun saçlı filan uyuşturucu müptelası adamlarken nasıl yaptılar bu paraları? Hala yani bütün 70s starlar, 60s, late 60s starlar filan nasıl bir para var bunda? Hepsinin mesela bu lifestyle videolarını bilmem ne hakkında ben merak ediyorum yani. Hmm. Ölmesini istiyorum çünkü bütün hero'larım oradan benim yani. Mick Jagger filan şimdi 80'i yani, bitirdi evet. Herif yani. Abi, şimdi kaset satışı işte yani, kaset yani, CD. Abi, ama iyi management var ya. Yani dört para kazanılmış abi. Turneler ama yani. Mesela Rolling Stones hala dolaşıyor da diğerlerinin de durumu iyi yani. Ağır bir şeye girmemişse mesela kumar ama orada, uyuşturucu ama falan. Orada telifler o kadar adil dağıtılıyor ki yıllardır teliflerini halen alıyorlar. Mötley Crüe'nin çok güzel bir The Dirt diye bir filmi var. Hı-hı. Orada anla yani yapmadıkları. Kimin abi? Mötley Crüe'nin The Dirt diye bir o filmi, yeni bir filmi iş var. Mi? Ben gördüm evet, birkaç sene öncesi, evet, birkaç sene öncesinden kalma. Yani onların menajerleri zaten açıklama yapıyor. Yani hayatımda bir sürü iyi grupla çalıştım, Ozzy Osbourne ve benzeri gibi. Hı-hı. Hayatımda bunlar kadar tuhaf, pislik, çirkef insanla çalışmam diyor. Hala hepsi o kadar büyük para kazanmışlar çok büyük ki. Para kazan. Ve iyi management'la gelmişler. Hayatlarını son derece rahat idame ettirebilir. Çirkef, pislik demeleri heriflerin lifestyle ile ilgili değil yani. Abi şöyle hepsi. Yani paracı falan mı? Yok yok hayır yo. Yani ne bileyim konser sonrasında işte otelin içinden partiliyorlar. Şey işte ne bileyim 7. kattan piyanoyu atıyorlar arabaların üstüne. Her gece çılgınlar gibi eğleniyorlar. Ya bu hepsi birbirinin ne olacak ya? Şimdi Emre ve Doğukan siz baba oğul mu oynuyorsunuz Yalı Çapkını'nda? Evet. Çok bahsediliyor Yalı Çapkını dizisinde. E peki bu çocuğa baktığın zaman bu genç yakışıklı adama sen onun babası olabilecek durumda mısın? Vallahi kastaydım olurdum yani. Yani normal yakın. Şartlarda ya şöyle. Ya sen genç görünüyorsun ona göre yahu. Şöyle şöyle şimdi orada takım elbise giyiyoruz bilmem ne oluyor. Bir de oyunculuk yaparsan hallediyorsun yani. Şu ana kadar çok büyük bir sorun yaşamadım. Nasıl hallediyor ki acaba? Nasıl hallediyor evet. İzlerseniz ancak görürsünüz. Ben biraz daha dedeme benziyorum herhalde yani babama. Hayır fiziksel olarak bahsetmiyorum ama yani yaş olarak ben genç gösteriyorum biraz. Oradaki adam da genç burada gösteriyor. İhtiyar yani gözüküyor. Babam da vallahi. Genç gösteriyor. Bakın orada ihtiyar gözüküyor. Doğru söylüyorsunuz işte. Bu bakın buradaki de benim. Soldaki. Yani solda. Bir de tabii makyaj falan da. Makyajımız yok. Çok yok makyaj yapmıyoruz. Hayır. Bu arada babamla çok ama sen öyle baba yok. Gibi hakikaten o kadar ne bileyim. Ya bu yakışıklı ya. Yakışıklı, yakışıklı bu. Yani buna baba. Başa bela. Yani buna bu olmamış bu. Bu başa babalık bela. Olmamış buna. Fakat bu. Nasıl bu müzik kariyeriyle oyunculuk meselesini yan yana götürüyor? Çok güzel. Ben onu ilk gördüğümde zaten yıllar önceydi Kartal Malt'de bir tiyatroda. Hatta Kartal'daki şeyde Haldun Dorme'nin sahneye koyduğu bir oyunda gördüm. Evet. Çok yetenekli hem müzisyen hem de çok iyi müzikal bir oyuncuydu. Müzikal yapmıştık orada. Evet, evet evet. Hatta Nilgün de vardı bildiğim kadarıyla. Tabii tabii Bülent abi vardı, Karabaş. Evet, evet. Ateş Böcek'inden yani var. Oradan biliyorum çok her zaman yetenekliydi eksik zaten. Eksik olmayın sağ olun. Müzikle de zaten istediği hedefe ulaştı diye biliyorum ama şimdi oyunculukta da çok başarılı gördüğüm kadarıyla bu diziyi en kısa zamanda seyredeceğim. Bu baba oğul meselesini henüz algılamadıysam da. Bir izleyin ama, görürüz yani o izleyince ancak tabii ben de başta şey yaptım biraz ben de aslında baktığım zaman kendimi öyle bir o yaşta görmüyorum. Kendi yaşımda da görmüyorum biz bir yaşıttız sizinle. Siz de öyle hissediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yok, herkes öyle hisseder ama sonuç itibariyle bir tekst veriyorlar. O tekstin içinde biraz uğraşarak o adamın iç dünyasını yaşarsanız biraz olsun yüzünüze yansımaya başlıyor bu. Yani bir şekilde bunu becermeyi bize hocalarımız öğretti okulda. Bir de oyunculuk böyle bir şey tabii haliyle. Efendim? Oyunculuk böyle bir şey zaten. Evet böyle bir yani okuldaki şimdi rahmetli olanlar var. Nur içinde yazsınlar. Ben böyle şeyle merak ediyorum kusura bakmayın. Buyur. Okul nerede yani acaba? İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü. Tabii ki. Dolayısıyla. Sonuçlar oradan çıkabilir yani. İşte evet onun faydası olmuştur elbette. Zaten bir tiyatro oyuncusu şarkı da söylemeli. Müzikal oyuncusu gibi yetişmeli diye inananlardanız hepimiz. Evet yeni jenerasyonda çok daha iyi bu. Yani çok daha fazla miktarda çok daha fazla sayıda. Şarkı söyleyebilen hem de iyi şarkı söyleyebilen oyuncular var. Evet. Şekilde görüldüğü gibi. Gibi. Mesela. Peki aynı zamanda Doğukan da hem oyuncu hem müzisyen. Pir Sultan Abdal'a ait Ötme Bülbül Ötme. Evet. Nefes. Adlı nefesi. Kerkayas. Evet.
Kimdir Kerk Ayaz? Elektronik altyapılar yapan, işte geçmiş müzikleri yeniyle harmanlayan bir arkadaşım. Sonra benim de gönlüme böyle bir proje düştü. Onunla birlikte yollarımız kesişti. Bu birlikte yaptığımız ikinci parça. İlk olarak da. Peki bunu aslında bir şey yapalım ya. Dursak değil mi biraz? Ses de verelim. Bu değil mi? Evet. Bu evet. Klibi. Aa, çok güzel. Bir film var. Elimizde bir fragman var. Ona da bakalım. 2014 senesinde Musul'da. Duralım. Dinleyelim önce. Kaçırılan 49 Türk çalışanın kurtarılma hikayesi. Hmm. Gerçek bir hikaye. Ne zaman çekildi? Geçen yaz çekildi. Aa, şimdi şu anda girdi mi? Şu anda vizyonda, sinemada. Şu anda vizyonda. Evet. Peki, sesli görebilir miyiz arkadaşlar? Doğukan, seni masanın başına mı gördük? Sakallı evet. Olarak. Evet, sakallıydım orada, istihbarat ajanıydım. Çok daha fazla aksiyon sahnesi var aslında. Yönetmeni kimdir Doğukan Bey? Hakan İnan. Çok Hollywood ekolünden almış. Evet, evet. Yani... Savaş sahneleri falan bayağı. Çok iyi aksiyon sahneleri var yani. Evet. Çok iddialı. Şimdi bak, 2014'te bu olay oluyor. Rehin alma olayı değil mi? Hı-hı. Muhtemelen bir konuyu gündeme getirebilir miyim? Yani yaşlılık, gençlik falan. Hani insanın gözündeki yüz ifadesi falan her şey değişebiliyor. Yani doğal olarak hepimiz işte kırışıklar falan. Hı-hı. Ama gözdeki gençlik ifadesi asla bitmiyor. Hı-hı. Neden biliyor musun? 2014'te olmuştur. Muhtemelen Doğukan... Bu rehin alma operasyonu olduğunda senaryoyu kafasında yazmaya başlamıştır. Muhtemelen, bilmiyorum. Ama bir fikir doğmuştur kafasında ve sonra o yıllar içinde o fikir o kadar genç, dinamik yaşıyor ki insanı genç tutan şey bu. Evet. Çalışma mi? Duygusu ve üretim duygusu. O yazmadı ama. Hayır demek istediğim yani bu herhalde senaryo fikri kafanda oluşmuştur, yapsam parçası olsam. Evet ama o sırada daha küçük. Kaç yaşındasın? 22 yaşındasın. Maruz kalmış mı? Ben 32 yaşındayım da. O sırada. O sırada. Sen bu olayı biliyor muydun mesela 2014'te? Biliyorum. Ha. Çünkü bu 100 gün süren bir şeydi. Yani takip ettiğim bir şey. Ekranlarda bu vardı. Dediğiniz şey olmuş olabilir. Ya biz aslında artık bu kadar yoğun bir gündemle. Acaba demek istedim. Yani böyle bir şey yap. Parçası olsun. Ya bu sinema filmleri yapılmasa biz gündemi kaybedeceğiz zaten. Kaybederiz zaten. Ya bu kadar önemli bir olayı zaten konuşup yaşayıp geçmişiz. Ama son 20 sene galiba biraz fazla hızlı gidiyor ya. Çok hızlı gidiyor. Evet. Çok fazla uyarıcı var. Biraz durulsa iyi olacak. Yani 2000'den sonra bir acayip bir hız kazandı gibi. Yani ben bazen düşünüyorum, acaba hani benim yaşım ilerlediği için mi öyle hissediyorum, yoksa hakikaten mi çok hızlandı? Sonra bakıyorum, hakikaten o teknolojiyle birlikte yani her şeyin var edilmesi ve yok edilmesi çok çabuk oluyor. Yani. Bir de olaylar karşısında kafa yoruyorduk, üzülüyorduk ve fırsatımız oluyordu ama buna. Şimdi olmuyor. Dikkat edersiniz, ben hiç yaştan söz etmiyorum. Çünkü benim dediğim var. Siz ne oluyor? Yani işte bir yaşlanma kompleksi. Ya, ben öyle bir şey demedim ama ya şunu demek istedim aslında. Hani insanın beyni yaşlanmıyor, o sorun. Yani onun ruhu da yaşlanmıyor. Ruhu da yaşlanmıyor. Bazen ruh geni yaşlandığını söylüyor beyne. Bugün yani 82 yaşındaki komşumla kapıda karşılaştık. 88 yaşında. Kendi aralarında konuşuyorlar. Gitmek istemiyorum. Aracılarla konuşuyorlar. Gitmek istemiyorum. Gencim daha dedi. Kaç yaşta dediniz? 88. Gitmek istemiyorum dedi. Terk etmek istemiyorum ama maalesef elimde olan bir şey değil. Sen dedi. Ona sorsaydın ya, çok ne varmış zamanım bizim kaldı bilmediğimiz dedi. Bir şey mi biliyor acaba? Bir yere mi gidiyor geliyor falan. Bir durum mu var? Ama bildiği şeyi neyi seviyor bu kadar yani. Dünyada? Hani bir öğrenmek lazım onu. Yani Burcu değil ki bilmediği coğrafyalara seyahat ediyor. Ya işte yani. Ben olsam giderim bilmediğim bir yere. Ha. Bastonumla da olsa giderim yani hiç. Ha. Bana... Sizin motivasyonunuz da o işte değil mi? Evet. Yani ama seyahat ediyor. O ölmek istemiyorum diyor işte. Ben ya o kim ya. Ölmek ister canım? Yani o öleceksem yani... de farklı bir kültürde, farklı bir coğrafyada... Olsun isterim. Atilla abi, sen niye efendim? 158 ülke gördün? Sapıklık işte. İşte bak tamam. Kongo, Borneo, Amazonlar var. Özerk yerler var. Evet. Kabile yaşamlarına sızmak var. Amacımız. Evet. Bantu kabilesini ziyaret eden dünyada 113. kişiyim. Evet, o yıl 2016'ydı. Nereden biliyorsun 113. kişi olduğunu? Bütün Gezginler Kulübü üyeleri ve dünya iletişimleri onu böyle belirlediler, bana bildirdiler. Teşekkür ediyorum. Cengiz'e de söz verirken şunu sormak istiyorum. Bugün biz sosyal medyada ya da YouTube kanallarında habercilerin artık şu tartışmalarını
şey yapıyoruz. Sanki yani deprem oldu bitti geçti. Herkes yine birbirine giriyor. Birkaç baskı var burada. Hem siyasi otorite hem de insanların birbiri düşmesi açısından. İki tane kahraman, birçok kahraman ortaya çıkıyor. Gerçek kahramanlar ama bu yardım toplamak filan açısından iki kahraman arkadaşımız çıktı. Değil mi? Birisi Haluk Levent, bir tanesi Oğuzhan Uğur. Başı çeken insanlar. Herkes aynı anda çalışıyor. Fakat burada hem Haluk Levent'te hem Oğuzhan Uğur'da bu iyi niyetin cezalandırıldığını görüyoruz, izliyoruz. En azından Oğuzhan Uğur'un dün gidip ifade vermesi, Haluk Levent üzerindeki spekülasyonlar ve kimi gazetecilerin geçirmiş. Şimdi bugünlerde duymadım. Haluk kaza Levent kaza, evet, kaza geçirdi ama iyi filan, onu da biliyoruz. Ve şu söyleniyor yani. Nasıl AKUT'a bu yapıldı? İşte bu Haluk Levent'in ya da Oğuzhan Uğur'un da organizasyonlarına çökülecektir gibi spekülatif şeyler yapılıyor. Bu da insanları, hem bu organizasyonlarda çalışan insanları, hem başkaları için bir şeyler yapmak isteyen gençleri umutsuzluğa sevk eden bir durum. Yani demek ki ben bir şeyin öncüsü olursam, o işin kahramanı olursam, iyi niyetli bir şey yaparsam beni ezerler ya da ben sorgulanırım, soruşturulurum ya da birileri bana karşı çıkar diye. Bir başka konu. Herkes karınca kararınca, nasıl biz hep beraber toplanıyoruz ama bu bir kanal. Bu kanal olarak gidip işte Kahramanmaraş'a gittik. Herkes çalışmalar yaptı. Yine bu şekilde irili ufaklı birçok yardım kampanyası yapılıyor. Şimdi yarın da bir tane yapılacak. Bütün televizyonların işbirliğiyle filan. Ben dün bir başka yardım gecesinin sunumundaydım. Orada diyorduk ki ya bu kişiler, bu platformda çalışmış olan kişilerin şunları var, şunları niye yok? Onlar niye gelmedi? Onların menajerleri göndermedi. Şimdi bakınız çok ilginç bir şey. Yani bir takım sanatçılar, hatta şu kişi peki nasıl geldi? O da menajerine itiraz etti. Daha vahim bir şey oldu. İtiraz etti geldi. Yani bir takım menajerler diyor ki ben talimat aldım. Bu sanatçı, yani gidip mesela o sanatçı kim? Mesela bütün sanatçılar hakikaten ne güzel çalıştılar değil mi? Paketleme yaptılar, sosyal medyadan çağrılar yaptılar, gittiler, merkezlerde çalıştılar, geceleri gündüzüne karıştı. Ama o sanatçılar bu yardım gecesine katılabilir ama bu yardım gecesine katılamaz. Hatta ortak düzenlenen, yani yarın gerçekleşecek olan geceye katılacak sanatçılar diğerine katılamaz. Yahu! El insaf. Bir ekleme yapalım. Daha kaçıncı gündeyiz? Buyursunlar efendim, size de söylüyorum. Yani sözü verirken bunu geçen hafta Ahbap'ta yardım toplayan Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca ATV yarınki şeye katılmayın demiş. Yani. Buyurun. Evet, öyle bir şey var. ATV'nin yüzü çünkü ikisi de. Oktay da Kenan da yarın ortak yayın yapacak 8 ya, tane. Şu günde bile, şu günde bile kucaklaşmak yani yerine ötekileştirmeyi, sanki böyle bir iki ayrı toplummuşuz gibi sürdürenleri bu toplum asla affetmeyecek. Samimi söylüyorum. Yani asla sanatçılar bütün gecelere ama katılsa ne olur? Yeter. Ama oraya katılıyorsa yeter, buraya katılmasın. Okan, sen kimden şimdi gidese gelsin. Aynen, ötekileştirme meseleyi böyle bir dönemde olmaz kardeşim. Olmaz. Böyle bir dönemde kucaklaşmak gerekiyor. Şimdi Uğur abi ne diye gittik? Biz sloganımız neydi? Birlikte güçlüyüz. Değil mi? Ne kadar güzel bir slogan. Yani Türkiye toplumu olarak biz birlikte güçlüyüz. Bu enkazın altından ancak birlikte hareket edersek, ortak hareket edersek çıkabiliriz. Şimdi herkesin kağıt üzerinde kabul ettiği bir şey bu. Ama sen kendi yapına, bu bizden ya da Ahbap'a ya da Babala'ya ya da diğerine, bunlar bizden değil ya da bunlar muhalif diye bakmaya başlar isen zaten biz bu enkazın altından kalkamayız. Yani Kahramanmaraş'ta hepimiz gördük. Orada enkazda çeşit çeşit sivil toplum kuruluşları var. Ve kimse de kimseyle itişmiyor, kakışmıyor, bilmem ne olmuyor. Herkes bir can kurtarma derdinde orada. Bir can kurtarında herkes birbirine sarılıyor. Sahada bu. Ama politikaya ve diğer tarafa geldiğimizde bunun böyle olmadığını görmüyoruz. İşte yarın ortak yayın var. Ne Ahbap var? Bu ülkenin en fazla para toplayan, en güvenilir adamı olarak çıkan isim Haluk Levent ve Ahbap. Afat'tan ve diğerlerinden daha fazla güveniliyor. Ama yani ki ortak yayında Mokan, buyurun efendim. Buyurun yani çünkü efendim, ben yani şunu anlatmak istiyorum. Herkes için geçerli bu.
hükümete yakın gibi görünen ve savunulan kurumların da itibarı. Bak şimdi bana bir mesaj geldi. Bir arkadaşım yazmış, diyor ki ben biliyorum diyor, İGA ilk günden beri orada çalışıyor diyor. Ya ben İGA'nın çalıştığını biliyorum. Çok da iyi çalıştığını da biliyorum. Benim söylemek istediğim o değil. Yani İGA çalışıyor da Ankara Belediyesi çalışmadı mı orada ilk günde? Gördük gözlerimizde. Evet. Şimdi bunu ne söyleyeceğim? Burada benim, hatta tam aksine benim hoşuma giden bir şey, bir seçilmiş yerel yönetimin kamyonları, araçları çalıştı, molozu kaldırdı. İGA da geldi, kendi teknolojileriyle bu işi yaptı. Ne güzel. Çok övülecek bir durum bu yani. Herkes için, herkesin kazandığı, herkesin itibarının yükseldiği bir durum bu. Anladın mı? O yüzden işte böyle dediğim zaman bak yanlış anlıyorlar. Sanki ben İGA'ya karşı bir şey söylüyorum. Hayır. Ben İGA'nın yaptığı şeylerden dolayı müteşekkirim bir vatandaş olarak. Diyorum ki sen böyle dediğin zaman siyasi kimliği olan birisi orada muhalif bir insansa eğer buna kızıyorsa, ha benim seçtiğim insanlara karşısın ama kendi adamların diye onları savunuyorsun. Hem ona kötülük ediyorsun hem bu tarafa kötülük ediyorsun. Buyurun. Şimdi 15 Nisan'da Turkcell Vadi'desin. Nerede o afiş? Bu sende de bir acayip seksi bir durum var. Yani böyle birazdan adamına saldıracak bir şey gibi durmuyor mu? Son elmayı ısırma. Isırma elmayı diye. Yani mükemmel değil mi? İnanılmaz bir afiş yani. Çok seksi buluyor. Peki şu eski fotoğraflarına biraz bakalım. Aa, canım benim. Güzel. Ama işte Mabel olduğu belli yani. O kadar değişmemiş. Evet. Ah kahrolsun eski ergenlik. Bu da çok güzel işte. Çok şeker. Evet. Bak. Selamlar. Bu üniversitede. Üniversitede bayağı rock gitaristi gibi bir şeymişsin. Evet. Klinikte şeydim yani, işaretli kişiydim. Dur! Bu ne ya? İşte budur ya. Evet, bu çok güzel. Ha? Tebrik ederiz. Çok güzel, evet. Ya, şahane. Sonuç budur yani. Evet. Hakkıyla alınmış ödüller. Evet, bravo. Peki. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Sende de öyledir mutlaka. Dolu her taraf. Bodrum'daki evde dolu burası. Ödül. Ödül. Hocam atamazsın da bulurlar getirirler. Atamam. Adım yazıyor. Her taraf. Ay, gerçekten. Yani. Evet. Bir de bizim zamanımızda şeyler. Oradan oraya turnelere gidiyoruz. 2 ay sürüyor turneler falan her şehirde. Ay ödülleri de mi taşıyorsunuz? Veriyor. Ne yapacaksın yani? Tabii ki taşıyorsun yani. Her gittiğin yerde ödül veriyor. Ağır bir de ağır yapılır ki. Evet. Şu Acan'ım klibine bakalım. Sen de anlamadığın bir şey var. Sen... Bu çılgınlığınla, şimdi bak, bütün motifler aslında kıyafet motifi değil. Sen masa örtülerini, perdeleri filan da kullanıyorsun. Evet. Her şeyi bir araya koyuyorsun. Atmıyorum. Anladım. Hayır, yani mesela bu üzerindeki bu kıyafetteki kıyafet kumaşı değil bu. Bu masa örtüsü ya da perdelik hayır, ya da... Hayır, bu Antep özel kumaşı. Bir kumaş, kutlu kumaşı diye geçiyor. Kutlu. Tamam biliyorum o kumaşı ama bunu biz artık masa örtüsü olarak görüyoruz. Canım. Evet yani bu işte... Hayır, bu şimdi bu kendi işini yani böyle bir çok cool işler yapıp orada bir yerden bir kiç bir şeyler buluyor. Ona böyle bir rengarenk bir şekle sokuyor. Aynen. Ya belki bunda yanılıyorumdur. Genelde onu görüyorum. Evet. Ben görüyorum senin gibi. Hiç yanılmıyorsun. Kutlu kumaşından David Bowie kesimli bir takım yapıldığını ben hatırlamıyorum daha önce. Bu ilk kez yapılıyor. Hayır, yapılmadı. İşte geleneğin modernle yeniden çevirme. Yani aslında bir şey, bir şimdi bu tipin yani saçı başı böyle ve küpeli bir tipin bu ceketin içinde olmaması lazım. Hadi oldun, kına yapmaması lazım. Evet. Hadi yaptın, yanındaki bu kadınlarla durmaması lazım. Yani burada bir fotoğraf gösteriyor, çok çelişkiler yumağı. Sen de diyorsun ki Allah'ım çok karışık bir rüya gördüm falan gibi bir şeydesin yani. Yani burada aslında geleneğin içinden gelmiş ve orada büyümüş bir çocuk olarak her ne kadar farklı görünsem de hala geleneğin içinde olduğumu gösteriyorum. Evet. Aynen. Yani. Ki memleket bu kadar hani kutuplaşmışken mesela birlik mesajı falan da taşıyor bence. Evet. Önemli yani. Evet. Devam. Asıl mesele şu arkadaki mesela şu yani. 80'ler bitimi. Şimdi bak. Acayip bir dolap çok iyi. Şimdi kıyafetin yani şimdi bu
Efelerden Efe. Esinlenmiş. Evet. Bu Efe. Fakat şimdi bu kıyafetin giyildiği dönemde şu kiç dolap takımı ve şu yani masa, şu sandalyeler ve bu masa onlar bu da bir şey. Yapay çiçekler var abi çok şimdi, güzel. Evet yapay çiçekler. Bunlar yok. Sonra çocukluğa yani, duyulan bir hasret var. Onu da her klipte ortaya çıkarttı. Aslında bütün o dekorasyon yapay çiçeklerle bile birbiriyle uyumlu olabilir ama oradaki uyumsuz Mabel zaten. Oradaki oraya tek uymayan şey Mabel. Ve öyle uyumsuz görünmek için de elinden geleni yapıyor ayrıca da yani. Devam. İşte bu da acayip abi. Bak yani hakikaten çok yani ben ama. Çok karışık bir rüya gördüm. Evet. Çok iyi, çok iyi. Harika bir iltifat. Çok iyi. Ya abi çok acayip çok hakikaten. Benim 70'lerde senin işler de böyleydi. Benim hep böyleydi. Onun için diyorum yani ruhu bana çok benziyor. Şey gibi geldi bana mesela. Çünkü bağlamayı, zurnayı, karadavulları, evet. Zılgıtları kullanan ilk modern müzikte ben yaptım bu işleri. Ve bu kıyafetleri dansçılara giydirip, kendim giydirip, kendi grubuma giydirip böyle bir görsellik de Anadolu ve Batı'yı karıştırmak gibi bir çalışmayı yani o tarihte nasıl becermişsek becerdik vallahi billahi. Yani, İyi ki yapmışsınız hepimize ilham oldunuz. İyi ki de yapmışız yani vallahi. Bu Anadolu folk parçalarının sanki görseli gibi yani videoklipleri. Evet, bence bu bütün yani bugün ve gelecekte çok daha mühim bir sanatçı olacağını gösteren şey bence bu Armağan'la yaptığın söyleşte. Hala şarkıcı değilim bence. Kendimi daha çok bir hikaye anlatıcısı gibi görüyorum sözlerinde saklı. Doğru bence. Evet. Yani şarkıcılığı ben öğreniyorum bir kekemelikten gelen biri olarak. Yani 10 yıldır diyaframı öğrenmeye, hala anlamaya tam olarak onu yani yaşamaya çalışıyorum. Böyle doğuştan şarkıcı arkadaşlarımı çok kıskanırım içten içe. Ama işte bunun da bende yarattığı başka bir paten var ve o da bu müziğin bir parçası oldu. Şimdi şu Can Şengün'le onun sıkı fıkı videolarında söylediğin tüm sevgililerimden bir süreliğine nefret etmişimdir. Çünkü aşk dediğimiz şeyin her an her şeye dönüşebilme ihtimali var. Yani içinde her şeyi barındırıyor. Bu her an her şeye dönüşebilmesi aşkım yani ve sevgiliden nefret etmek mesela bu çok çok bu geçmiş bir duygu. Evet. Ya biliyorum. Orada böyle bir oyun vardı. Aşk mı nefret mi falan filan böyle bir soru sormuş. Ama şöyle bir şey bu. Yani ben mesela işte bunları mesela istiyorum şarkı sözlerinde yani böyle yaklaşımları. Çünkü yani herhalde müzik duymaya başladıktan sonra son 50 küsür senemi çok düz şeylerle geçirdim. Yani bu ilk başta işte çocukken duyduğum İngilizce ya da Türkçe şeylerle işte valsler, tangolar, Şecaettin Tanyer'le işte Erol Büyükburçlar bilmem ne Türkçe duyduklarım. Sonra işte İngilizce müzikler falan duydum. Ondan sonra duyduklarımı hepimiz duyduk. Sonra bir Yonca Evcimik'in abonesinden sonra bir Türk popu ve abstraktı sözler dünyası başladı. Ondan sonra aşkla ilgili her şey çok düz oldu. Öp, muç, falan böyle bir şey oldu. Evet, öyle bir yani çok düz geçirdim. Yani ve benim sana karşı hayvani bir arzum var. Evet. Sen de bana gel. Anlatabildim mi? Ya böyle bir şey oldu. Bir de artık sen bana gelmiyorsan Allah seni şöyle de böyle de belanı versin. Evet, kahırlar içerisinde alev alev yan, cehennemlerde kaynak kazanlarda filan. Şimdi yani birisinin daha böyle sofistike bir şey söylemesine ihtiyacımız var. Evet kesinlikle yani aşk çok öznel bir şey bence. Mesela o çocuk ben o şarkıyı dinledim 90'lardaydı. Ne bizim çok seviyorum çocuğu. Neydi adı? Pantolonunu sevdim çıkar onu güzelim diye başlayan bir şarkı. Neydi o? Söyle çocuğun adını. Gökhan Tepe. Ha Gökhan Tepe. Mesela dedim ki yani eğer bu kadar muç muç falan bir şey olacaksa işte budur. Yani bundan hemen. Evet. Net. Yani, ne, yani o zaman böyle bir hani sofistike olmamıyorsa da bu yola gidelim. Netlik. En azından. Yani en azından bu olsun. Ya da hakikaten aşkla ilgili falan çözülmesi zor, şairane,
şeyler yazılsın yani. Anladın mı? Evet. O duygu eksiği çok var şu anda yani. Yani ya bir edebiyat içinde çok var. Çok rastlamıyoruz. Çok var. Türk Doğru. pop müziğinde. Doğru, evet. O yüzden zaman... başkalarının yazdıkları bize mesela İngilizce söylediği çok sofistike geliyor. Evet. Bu ne demek istemiş evet. acaba? Evet. Yani evet. çok büyük şairler, yazarlar gelmiş geçmiş tabii Türkçe pop. Yani Türk pop tarihinden de bence Aysel Gürel gibi, evet. Sezen gibi çok şükür yaşıyor hala. Yani bir sürü insan var şu an sürekli masaya çarpıyorum. Ve aslında aşkı bütün yönleriyle, başka başka yönleriyle anlatıyor bu insanlar. Yani sadece karşıya atfedilen bir şey değildir. Aslında içeride yaşanan da bir şeydir ya ve bir projeksiyondur öyle, aslında. Öyle yaşadıkları için öyle aktarabiliyorlar ya artık bence... Aşkı öyle yaşayan çok insan kaldığını düşünmüyorum. Evet, jenerasyon gereği yani. Öyle çok değişti. Aşkın da şekli nasıl, değişti. Nasıl, yani. Nasıl yaşanmaz? Ben buna inanmıyorum bu arada. Yani. Nasıl yaşanıyor birbirinizi acaba? Birbirinizi çekemiyorsanız telefon sizin yani yaşanır mı? Merak ediyorum. Yani her türlü aşk şeyin nasıl her yaşanır? Yaşından kurtulup insanlarla tanışmak çok daha hoşuma gidiyor. Ama... Benim mesela jenerasyonumla konuşmam çok zor oluyor genelde. Yaşıtlarımla arkadaş olamıyorum. Seks çok azalmış zevk evet, şu anda. Değil mi? Öyle bir onu şey var. Onu bütün ama ben Türkiye'den bahsetmiyorum. Tabii canım, ben dünya. Amerika'daki araştırmalardan evet. bahsediyorum. Hatta bununla dalga geçiyorlar filmlerde bilmem ne falan. Bunlar sevişmesini bilmiyorlar diye. Daha doğrusu kızla oğlan işte ya da diğer şeyler yaklaşımlarla. Yani mesela bir odada baş başa kaldıklarında ve ergenliği geçmiş insanlar artık belki biz yokluk içinde yaşadık ondan böyle. Yani biz böyle baş başa kalınca üpü mü falan bizde mi? Yani, o demek ki bizde varmış. Çocuklar bir bantta kimyasal olarak üretiliyorlar bir şey gibi. Ondan sonra tanrı kavramı bambaşka. Eğlence, uyuşturucu şudur budur tamamen zıt bir dünya çizmiş fakat o zıt dünyada yani insanlar birbirlerini sevişmemekle ya da eğlenmemekle suçluyorlar ya da düşünmekle ne kadar mümkün. Suçluyorlar ve insanlar buna göre üretiliyor yani farklı IQ'larda farklı bir kast sistemi kullanılıyor farklı düşünce ve IQ'larda insanlar var ve itaat edenler hı hı. ve daha zeki olanların işlerini yapanların hiç devrim yapası yok. Çünkü o kadar düşünemiyorlar zaten hı hı. filan. Böyle bir dünya. O bunu okumak, bu kitabı okumak aslında bütün zıtları görmek açısından, bugünü düşünmek açısından da çok eğlenceli oluyor ve bende çok şey değişti. Hı hı. Tekrar onu okuyor olmak dikkatli. Tavsiye ederim yani ama okumuşsunuz boş yere tavsiye ederim. Peki şimdi şeyde 2024 ve Koç burcu. Biraz da gerçekleri konuşalım. Hop. Evet. Evet. 2000... Yani yatakta başarıyı önleyecek herhangi bir gezegen sıralaması yok değil mi? Koçlar için mi? Evet. Yok. Yok peki. Yani hep böyle savaşlar bilmem neler falan filan. Ya 2024 tabii ki sadece savaşlarla geçecek olan bir süreç değil tabii ki. Ondan sonra tabii ki böyle güzel ve tatlış işte durumlar da olacaktır en nihayetinde. Güzel ve tatlış durumlar. İyice irite olun. İyice böyle. İyice. şimdi 2024 senesinde güzel şeylerden bahsetmek gerekir ise eğer... İşte astrolojik anlamda Jüpiter dediğimiz bolluk, bereket, şans ve talihle ilişkili olan gezegen 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda seyahat edecek. Bu da bize nasıl yarar Boğa'da seyahat etmesi? Birazcık daha insanların daha para odaklı olmasına, daha böyle kazancının cebinin biraz daha peşinde koşmasına, işte borsaydı, yatırım alanlarıydı, işte altında oydu buydu biraz daha bunların daha peşinde koşacakları bir süreç içerisinde olacağını, daha böyle para kazanma duygusunun, gücüsünün daha böyle güçlü bir yerden seyredeceğini anlatıyor bize. 26 Mayıs'tan sonra bu Jüpiter gezegeni ikizlere geçecek. Aranızda varsa ikizler ve yükselen ikizler. eğer onlar için böyle güzel ve keyifli bir süreç başlayacak. Çünkü Jüpiter harika. En son ikizler burcunda yaklaşık 12 sene önce ikizlerdeydi.
O için senede bir burç değiştirir çünkü. Daha insanlara artık birazcık daha bilginin, okumanın, eğitimin peşinde koşmaya başlayacaklar. Birazcık daha oradaki şey kazanç alanı yer değiştirmeye başlayacak aslında. Daha fazla kitap okuyayım, daha fazla bilgi sahibi olayım, daha fazla işte dijital alanları takip edeyim, daha fazla film izleyeyim, daha fazla işte konsere gideyim, daha fazla sanat etkinlikleriyle katılayım, daha fazla seyahat edeyim, daha fazla yeni yer göreyim, daha fazla insan göreyim. Hani biraz daha bir hareketlilik başlayacak aslında. Çünkü bu adım birazcık daha yavaş, ağır, daha fazla yediğimiz, yani görüyorum mesela insanları, çok fazla özellikle kilolarından çok fazla şikayet eden insanların sayısı arttı. Çünkü açık. Evet, tabii çünkü yani. Mayıs'ta bu 2022 düzeltiyorum 2023 Mayıs'ta çünkü Jüpiter bu aya geçti. Herkes homini gırtlak, bu fidin kandil, kutumba yatak. Hani böyle agı mukazı gibi ben yiyoruz çünkü. Bir arada söyledin. Ya. Şarkısız gibi. Bir dakika, bir dakika izin ver. Tekrar devam edeceğiz tamam. Program boyunca. Gözde Hanım'la biraz konuşalım. Çünkü ilgimi çekti bu da. 2020'de siz kurumsal hayatı bırakıyorsunuz. Evet. Ve dijital girişimcilik hayaliniz var. Oraya doğru yönleniyorsunuz. İlk sağlık 2020'de yine dünyanın ilk sağlık ve sağduyu uygulaması olan HepSteps'i kuruyorsunuz. Doğru mu telaffuz ettiniz beni? Bu uygulamayla da çok fazla ödül sahibi oluyorsunuz. Yılın en iyi yerli mobil uygulaması 2022 Türkiye'nin kadın sosyal girişimcisi, yılın girişimi ve girişimcisi, en iyi uygulama vesaire böyle ödülleriniz var. Ve bu HepStep uygulaması dünya üzerinde 161 ülkede 1.7 milyon kullanıcıya sahip. O çok iyi bir rakam değil mi? Ve birçok ihtiyaç sahibine de destek oluyorsunuz. Ayrıca da sokak hayvanları için faaliyet gösteren STK'lara da yaklaşık 16 ton mama gönderimine aracı. Bu o saydınız mı bunu kaç ton mama gönderildi evet. diye? Evet. Peki. Aynı iyileştiriyoruz. Ve fidanlar dikiyorsunuz falan. Bu nasıl bir uygulama? Biraz bahsedin. Tabii ki memnuniyetle. HelpSteps az önce sizin de söylediğiniz gibi bir sağlık ve sağduyu uygulaması. İnsanların adım atarak aslında bağış motivasyonuyla adım atarak adımların desteğe dönüştürdükleri ücretsiz bir mobil uygulama. Salaklığıma verin. Ben sana siz oradan kazandığınız paralarla bu mamaları aldınız. Hayır okay, öyle değil. Onu insanlar yapıyor. Orada insanlar yürüyorlar. Yürüdükten sonra bu adımlarını her gün uygulamada HS puanına dönüştürüyorlar. Bu dönüşüm esnasında bir reklam izliyorlar. Buradan elde edilen gelirlerle aslında adımlara biz bir değer tanımlıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Bayıldım. Bravo. Bayıldım. Ben niye bu kadar adımı atıyorum diye sinirim bozuluyordu zaten. Evet. Bunda bir anlamı var. Spora karşı olduğum için tamamen evet evet tamamen kaç tane programımız var spor sağlığa zarardır diye. Doktorlar filan baskı altında evet filan dediler. Bir zorunluluğumuz yok zaten. Sporcu olmak zorunda değilsiniz. Hayır değil. Hayır bu boş yere atılan adımlar filan bana korkunç geliyor. Bugün 15 bin adım attım. Bana ne? Yani neye yaradı o? Hiç. Ya ama şimdi çok işe yarıyor. Şimdi yarıyor. Çok güzel. Evet. HepSteps. Evet, bunu biz uygulamalarda farklı şeyde evet, girip... Evet, storelarda akıllı cihazlarımıza ücretsiz olarak indirip hemen kısaca kayıt oluyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. O izlediğimiz reklam da yine bu sizin amacınız için reklam veren birisi değil evet, mi? Evet, reklam veren bir sürü. Bir sürü. Şirket, firma, marka. Onlar reklam veriyorlar. Ücretsiz o reklamları testi. İzlemek de güzel evet. Çünkü o da bir işe. Maksimum 30 saniye oluyor zaten bu reklamlar. Hı. Reklamları izliyorlar. Farklı birkaç gelir modeli daha entegre ettik. İçeride işte HelpSteps marketimiz var, market gelirleri. Birçok aslında... alandan geliri sisteme entegre ediyoruz. Bir sürü kurumla marka ile işbirliği yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz onlara. O projelerdeki gelir de gene sistemdeki adım gelirine entegre ediyoruz. Biz de kazanıyoruz. Çünkü burada önemli olan konu şu. Benim zaten HelpSteps'i kurma amacım da bu. HelpSteps bir sivil toplum kuruluşu değil. Sivil toplum kuruluşlarına yer sağlayıcılığı yapan bir mobil uygulama, bir yer sağlayıcısı aslında ve bir sosyal girişim. İnsanlar hep sosyal girişim şeyle karıştırıyorlar. Yani hayırseverlikle, işte sivil toplum örgütleri, sivil toplum yapılanmasıyla karıştırıyorlar ama bir sosyal girişimi sürdürülebilir olması için mutlaka kazanıyor olması gerekir. Biz de kazancını paylaşan bir sosyal girişim. Peki bu yürüyenden para alınmıyor yani? Hayır, yürüyenden bir para almıyoruz. Dolayısıyla bu paraları alıp bir yere kaçma şansınız da yok. Yok. Evet. Yok. Yani. Çok söylüyorlar böyle yaptığımız adımların değeri neden çok düşük? İşte bu kadar adım atıyorum ben. İşte neden daha fazla bağış bak gitmiyor? Bak şu şımara. Bir de ben kullanıyorum bu arada. Bedavaya atıyordun evet. Adımları. Şimdi bir işe yarıyor. Tabii bir adımın 1 TL olsun diyen var. Benim Instagram'ıma yazmış. Dedim bence de bir adım 1 TL olsun. Çok isterim ben ama hani mümkün değil teknik olarak. Yani matematiği unutmuş da bir toplum olduğumuz için maalesef. Ama günün
en son o adımlar 1.7 milyon kullanıcı diyoruz. Yüz binlerce insan birleştiğinde anlamlı. Evet, tek başınıza attığınız bir adımın kuruş kadar bir değeri var. Tabii. Ama bu adımlar birleştiğinde gerçekten çok anlamlı. Ben de bunu 3 yılda kanıtladığımızı düşünüyorum. Ya tabii, müthiş ya, müthiş. Ben son bir senedir kullanıyorum bu uygulamayı. Öyle mi? Telefonumda akıllı saatimde var vesaire ve gerçekten çok güzel bir sistem. İnsanı yürümeye de daha fazla motive ediyor bu arada. Tabii. Mutlu ediyor çünkü. Yani bir amacın olmuş oluyor orada yürümek için vesaire için. Bence 26 Mayıs'tan sonra yürüyen insan sayısı 2-3 katına çıkacak. Onun haberini aldım. Şimdi ben 26 Mayıs'ta... Güzel gelmemekle çok ilişkilidir çünkü. Evet. Hayır ama müthiş. Yani çünkü boş yer o. Ya gidiyor tıkanıyor tıkanıyor yiyor tatlıları matlıları filan sonra boş yere yiyor onu boş yere de adım atıyor. Yani bu, bir de motivasyon kaynağı. Ama buradaki buluş da çok güzel, tebrik ederim. Norm Ender'in Parla Marşı çok sevildi. Çok kişi marş yaptı. Evet abi. Kimleri hatırlıyorsunuz? Fazıl Say. Fazıl Say. 100. yıl marşı yapan. Evet. Başka? Kenan Doğulu vardı. Kenan Doğulu vardı. Başka? Candan Erçetin. Arkan. Candan Erçetin var mı? Hı hı. Çok güzel ama bu kadar marşın gelmesi. Kesinlikle. Ama galiba seninkisi açık ara çok sevildi. Burada olduğun için söylemiyorum. Ardından da söylüyorum. Onun marşı açık ara çok sevildi diyorum. Bunu niye sensiz söylüyor olabilirim bilmiyorum ama böyle söylediğimi hatırlıyorum galiba marştan konuşulurken. Şimdi bir ilk olarak Babala TV'de bir performans var burada Parla'da, ona bakalım. Evet. Çok güzel. Ne diyorsunuz efendim Sinan abi? Ben bayıldım. İlk kimin yaptığının ne olduğunu bilmeden kulağıma çalındı. Bizim ofiste arkadaşlar dinledi. Hı-hı. Dedim bu iyi. Bu ne? Hemen açtık. Oh dedim birisi tamam marş gibi marş yapmış. Büyüsünü çok çözemedim. Prozodisi, yerleşimi, akor dizgisi hepsi çok iyi. Tarkan'ınki biraz Kürdülü icazkar mıydı acaba? O biraz böyle bir sanat müziğine de dair bir şeydi değil mi? Tarkan'da namelerli falan. Abi genel olarak Tarkan üzerinden değil de genel marşlarla ilgili bir şeyi söyleyecek olursam. Biz de Tarkan'a bir şey söylemek istemeyiz. Yaşlı yok, kadınlar ve adamların bir numaralı sanatçısı. Evet. Estağfurullah. Sadece şöyle bir şey var. Şarkı gibi, yani format olarak şarkı gibi yapılıyordu. Hani yanlış anlaşılmasın, hani ben bunu biliyordum da yaptım marş demek istemiyorum. Marş formunda mı yapılmıyordu? Marş formunda yapılmıyordu abi. Hmm, hmm. Zaten hani bunu bir görev bilinciyle hani bunu yapmalıyım dediğim nokta da zaten buydu. Az önce konuştuk ya mesela. Işte, ama kimsenin de hakkını yemeyelim, müteşekkiriz. Tarkan'a, Soner Arıca'ya, Kenan Doğulu'ya, Candan Erçetin'e, herkese. Ben şey diye açıklıyorum onu. 23 Nisan'da hani çocukken şiir yazardık, yazı yazardık da en iyi şiiri herkes panoya astırmaya çalışırdı falan. Ya finalde kendilerinden daha genç bir müzisyenin şiiri panoya asıldı. Bence hani biz ne kadar, ben kendime ne kadar gurur duyuyorsam onlar da benimle o kadar hani gurur duyuyordur. Duymuyorlardır bence. Bilmiyorum. Kıskanıyorlardır. Peki klibe bir bakalım lütfen. Hiç Atatürk'ü görmek gibi olmuyor, hiçbir şeyi görmek. Atatürk'ü gördüğümüz zaman bu kadar alışa geldiğimiz bir fotoğraf ve fotoğraflar dizini değil mi? İşte okuldayken şurada burada evlerde her yerde Atatürk var. Hiç mi bıkmıyoruz ya? Nasıl size de öyle geliyor mu yani? Aynen. Derin duygusal yani bir de çok şeyi temsil ediyor. Mesela ya o kadar duygusallaşıyoruz ki yani hakikaten bir de müzikle beslediğin zaman bir başka bir ilham verici ya da duygusal bir duruma girdiğimizde hiç kimseyi, mesela orada güzel kızlar gördüm ben, güzel oğlanlar gördüm. Hiç Atatürk kadar gözüme almıyor onlar. Niye böyle? Yaşlılık. Vallahi billahi. Peki sonra da bazı görseller var notalarla ilgili özellikle. Onlara da bir bakalım. Evet. Şimdi bunu böyle sen yazdın mı bunu? Hayır abi. Mert Kemancı düzenlemeyi yapan. Nota partisyonu da o mu yazdı? Evet. Mert Kemancı bu arada benim Aura albümümde de keman partisyonlarını yazan arkadaşımdı. Zaten aranjeyi de o yaptı marştaki. Ben sadece sözü ve bestesini yaptım. Yani bu... Ama prozodik olarak da çok güzel. Dilimize çok uymuş. Duygu olarak da marş abi... olarak da bilmiyorum tabii... Çok çok yani diyorum ya büyüsünü analiz edip şu anda çözümleyemem ama her şeyle iyi geliyor kulağa. Mesela diğerlerinde hiç olmayan, oturmayan böyle bir aktarma tarzı var. Zaten şey demeye çalışıyorum abi, yaparken de
şöyle bir durum oluşmuştu. Daha temin yapay zekadan bahsettik. Hı hı. Cumhuriyet'in 100. yılına giriliyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok iyi marşlar yapılmış. Şöyle bir korkuyla aslına bakarsanız bir anda bunu yapmaya karar verdim. Yani zaten çocukluk hayalimdi. Zaten çok marş yapılmıyordu. Yani halka geçebilen marş yoktu. Hı hı. Bir anda şeyi düşündüm. Yani 100. yılı sadece 10. yıl marşıyla bu kadar teknoloji ilerlemişken, yani işte artık yapay zekanın sözler, müzikler yapabildiği durumdayken, yani hani birazcık böyle müzisyen olarak bu beni rahatsız etti açıkçası. Ondan sonra yani zaten yapabileceğimi biliyordum. Çocukken de müzik öğretmenimiz bize hep Muammer Sun'un eserleriyle falan sınava sokardı. Yani o zamanlardan böyle marş yapabileceğimi düşünüyordum falan. Daha sonra böyle bir gece, işte o ilham gecesi diyorum ben ona. İlham anlarını anlatmak da çok zordur. Ya Parla böyle aklıma ilk geldiği zaman bir hani yapı olarak iki sesli arp barındırması. Yani hani onu uzatabileceğim, hani ağza çok güzel yapışması. Dolu dolu söylenebilir. Hı hı. Böyle aklıma şey geldi bir anda, böyle tribünler, işte çocuklar. Yani bu marşı söylüyorlar falan. Sonra işte o benim milletimin yıldızıdır parlayacak İstiklal hı-hı, Marşı'ndan. Hı-hı. O geldi sanki, o da yani onu da böyle içime geldikten sonra dedim ki doğru yoldayım. Yani hani çünkü geleceğe atıfla bahsediliyor. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. İşin matematiği bu kadar. Bunun haricinde oturup yazmaya başlayınca yani ilk başta yarattığım taslak, bazı sözler tabii ki de değişti ama o bir gecede bütün o matematiği, bütün o kompozisyonu yarattım. Melodi olarak da parlayı bulduktan sonra işte son harfini uzatmaya çalışıyorum. Hani parla, hani uzasın istiyorum o falan. Melodi, mırıldanmaya başladım daha sonra falan. İstediğim melodi de şöyle bir melodiydi. Birazcık duygusal bir yanı da olsun istedim. Yani aslına bakarsanız bunu yüksek BPM'lerde, marş formatında dinliyoruz biz. Bizi coşturuyor. Ama mesela BPM'i düşünelim. Çok duygusal bir melodi çıkacak altından. Ağıt olabilir. Yani birazcık bir Hababam Sınıfı müziği, evet, gibi. Evet, tabii. O izlenim vardı. Yani o gece aslına bakarsanız bütün her şeyi bitirdim. Daha sonra ufak ufak rötuşları vardı. Onları tamamladım. Bir de şimdi biz zaten ritmik şiir yazdığımız için abi rap müzikte. Yani o hecelere nota yükleme olayı, ben hem söz yazarı hem besteci olduğum için açıkçası benim zaten yapabileceğim bir şey. Yani dolayısıyla şimdi bazen söylüyoruz ya, rapçinin marş yapması, işte marş yapabilir mi rapçi falan gibi tartışmalara giriliyor da aslında bir bakıma bizim yaptığımız şey yüksek tempolu ritmik şiir yazmak olduğu için aslında marş yapmak bir rapçiye daha uygun düşüyor. Yani klasik müzikte eser üreten, tabii ki de hani çok sesli eserler üreten insanların da alanına girer bu, ama yani çünkü rap müziğin özünde de işte zamanında çıkış ilk milattan önce 600 yıllara falan gidiyor. Hani Rapsodoslar varmış. Daha önceki programda gelip anlatmıştım sana abi. Değnekleriyle tempo vururlarmış ve Homeros'un şiirlerini anlatırlarmış falan. Yani aslına bakarsanız rap müzik bir tempo üzerine destansı şiir yazmak bir bakıma. Dolayısıyla zaten hani insanların o noktada şaşırdığı şeyi anlamadım ben. Yani zaten bu işi yapmak bizim işimiz. Ben bundan bahsediyordum ve sadece salt eleştiriyle, Twitter'da attığım bir tweetle, arkadaşlar işte marşları beğenmedim, bence şu kötü, şu kötü demek yerine bir bakıma o çocukken kurduğum hayali gerçekleştirmek ve bu durumu pozitif bir noktaya nasıl çevirebilirim diye düşündüm. Ondan sonra marşı yapmaya başladım. Yani ilham gecesi öyle. Hayır, ele alışın da bence çok güzel. Yani İstiklal Marşı ve 10. yıl marşının devamı olması. Arada hep söylüyorum ben, unutulan bir 50. yıl marşı var. Hı-hı. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, erdi cumhuriyetim 50 şeref yaşına. Hem bestesi hem güftesi çok iyidir, hı-hı, o marşın. Evet. Yani ama söylenmez. Belki yarı yol olduğu için. O da TDD marşlardan biri. Tüyler diken diken yapıyor. Evet. Evet. Ama bu yani hakikaten iyi. Bak, bir dördüncü kez söylüyorum. Bir şey var ya, 7'den 70'e herkesin söyleyebileceği bir format gerekiyor, evet, marşlara. Yani hani ben onu hep açıklıyorum. Basit değil, sade bir, yalın bir dil gerekiyor. Hı-hı. Aşık Veysel'in eserleri de böyledir mesela. Evet.
Hani içinde inanılmaz bir felsefe vardır. Ama onu o kadar sade bir dille aktarır ki bunu ülkenin her sosyoekonomik insanı dinlediği zaman etkilenir ve anlar. Yani işte bir şeyi anlaşılabilir kılmaktır bir bakıma sanatçının da ustalığı. Ben bu noktada hani bu betimlemeleri yaparken tabii ki kültürel yandan düşünüyorum. İşte sırtımız yere gelmiyor bizim. İşte milli sporumuz güreş. Burada bu betimleme çok uygun düşer diyorum falan. Yani bunun süreci hazırlarken milletimizden kültürel şeyler, öğeler de barındırmaya çalışıyordum. Ama gelen anlamda marş formatı zaten 7 yaşında bir çocuğun söyleyebileceği şeklinde olmalı. Ve bizim bu çağımızda yaşayan insanların aslına bakarsanız sıkıntısı da oydu. Yani 100. yıla gidiyoruz, Cumhuriyet'in 100. yılına gidiyoruz ve ortada bir marşımız yok. Yani 10 sene önce de yoktu, 20 sene önce de yoktu, 30 sene önce de yoktu. Yani insanların bilinçaltında birazcık böyle bir şey vardı, huzursuzluk vardı, rahatsızlık vardı. Ya bu marş birazcık o hani eksik olan yeri birazcık tamamladı. Yani insanların bu kadar coşkuyla bir anda sokaklara çıkması, tribünlerde çalınması, müzik öğretmenlerinin şu anda öğrencilere öğretmesi, mesela teneffüs zillerinde falan çalıyor. Yani hani bu kadar kısa, daha marş çıkmamıştı. Serbest mi yoksa resmi olarak tescillenmesi, kabul edilmesi gerekiyor mu? Şu kişinin marşı, bu kişinin yani marşı. Yani halk resmi olarak milletimiz tescilledi. Yani bundan sonrası artık prosedür. Prosedür. Çok güzel. Çok güzel, bayıldım. Çok sevdiğim dostlarım var burada. Hemen en yaşlı olandan başlamak istiyorum. Nursel, çok yaşlısın. Çok yaşlı olmaktan dolayı mutlu musun? Yaşımla hiç alakam yok. Alakan yok, biliyorum. O kadar yıllar önce doğmuşsun ki ben bile hayret ediyorum. Bu nasıl başarıyorsun? Çok seksi bir kadınsın her şeyden önce. Teşekkür ederim. Müthiş seksisin. Teşekkür müthiş seksisin. Yani güzelsin demek istemiyorum. Çünkü belli bir yaştan yok, sonra güzel artık değilim. Güzellikle, hayır güzelsin aynı zamanda ama galiba güzellik, ne dersin Mert? Yani güzellik, siz ne dersiniz efendim? Siz de çok yaşlısınız ama yani güzellik kavramı mı değişiyor? Mesela değişiyor. Çok güzelliği, çok güzelliği artık gençlere, ay ne güzel kız, ne güzel kız falan filan, ama onlarda eksik olan şey de galiba karizma. Seksapalite. Güzelliği bir de simetride ölçüyorlar, biliyor musun? Simetri. Yani yüzün iki yanının da eşit olması lazım. Yani, çok salakça bir şey. O çok çirkin bir şey oluyor. Yani bir yüzünün yarısını eğri, kes, öbür yanını mirror yap, yan yana koy. Evet. Korkunç çirkin ama bir şey. Ama güzellik oluyor. Bunda. Yani bunda mı diyorlar? İki tarafında kıskanır simetrik olması. Kıskanır mısınız böyle simetrik olan insanları? Ki yok, sen de kıskanma. Ben de kıskanlık, yani kıskançlık denen bir şey yok ya. Niye kıskanayım ki? Yani sende olan bende olamaz ki. Nasıl bende olan sende olamaz? Ben o kadar çirkinim ki bende olan her şey sende olabilir. Sende olan şeyler bende olamaz. Yani bence. Evet, ama yani insani yanım olabilir sende. Evet. İnsani olarak. İnsani ruhu olarak. Ruhu güzel. Ruhum güzel. Evet. Sen çok cazibeli bir kadınsın. Yani bir yere girdiğin zaman ha bu kim falan, bir tüyler ürperiyor sende. Ya ben sen, yıllarca senin ürperiyor mu? Benim ürperiyor kesin. Yalan kesin söyle. Üzerime salıyor. Hakikaten ürperiyor. Nursel'i gördüğün zaman, Nursel bir yere girince böyle bir ürperme oluyor mu? Bak şimdi ya. Oluyor da o girmeden sen içeri girince de bir ürperme oluyor. Bir de ondan sonra senden daha çok mekana ürper. Mekana gelince. Vallahi program burada olacağım mesela şimdi. Evet. Bir daha gün nasıl ya? Senden daha çok ürperiyoruz, biliyorsun değil mi? Benden niye ürperiyorsun? Yani böyle hiç ürpertecek bir şeyim yok. Korkunç bir aura. Ama bak, yıllar önce şu olay vardı Okan. Almanya'da ben hep şeyden, bana bakıyorlardı. Girdiğim her yerde bakıyorlardı. Ve ben onu yabancı düşmanlığından zannediyordum. Saçım kara, işte kara kaş, kara gözlüğüm, bana girdiğim her yerde yabancı olarak bakıyorlar diye düşünüyordum. Ama yıllar sonra eşim söyledi. Ya muhteşem kadınsın, tabii ki bakarlardı. Ben yıllar sonra buldum bu güzelliği, evet. O bahsettiğin şeyleri, evet. Yani. Bir de senin böyle bir sertliğin ne? Yani aslında cinsel caziben de sertlik üzerine, dominasyon üzerine. Hiç dominant değilim. Çok Ege. Yani pamuk kadar yumuşak bir kadınım. Cidden ben ya. Biliyorum, beyefendiyi biliyorum. Kaç kere kamçıladım seni, yani yapma şimdi o kadar. Evet ama işte lafla kamçı, hareketle kamçı, şeyle yani bir baskın kadın. Evet, dominanın yanına bir de ezilen lazım, biliyorsun. Evden. Ezilen mutlaka lazım, evet. Yoksa olmuyor. Bir anlamı yok. Peki eşiniz pısırık mıdır? Yok. Değildir. Peki. Yani Türkiye'de hep ona şey diyorlar, çok naif bir adam. Naif, naifle Türkiye neyi kastedin? İşte naif, aynen, saflık naif, böyle bir şey diyor. Aynen, saflıktır ama Türkiye'de böyle daha kibar, centilmen olarak
şeye kullanılıyor naiflik. Öyle diyorlar ama yok yani çok kendi has. Almanya ayılamalık olmadığı zaman naiflik diyorlar. Hakikaten zarif bir adama. Evet. Güçlü Sibancı ve zarife ayılamalık olmadığı için ayılamalık bir tabir olarak kullanıyoruz. Şey diyor. Naif. Evet öyle diyorlar. Hiç tutmuyor yani o hiç benim eşimle alakası yok. Evet. Yani Alman bir insan yani en azından. Alman bir insan. Disiplini var. Organize. Talent yani. Alman yani. Bir de müzisyen. Çok evet. Değerli bir müzisyen. Evet. Enstrümanı neydi efendim? Viola. Türkiye'de keman büyüğü. Diyorlar. Keman'ın ablası evet. Keman'ın ablası. Ablası mı denir abisi midir? Ablası diyoruz biz. Çünkü evet. Almanca'da artikeli. Artikeli dişi midir efendim? Evet. Peki daha büyüğü violonsel ya da cello ondan sonra şey, cello geliyor. Annen ondan sonra kontrabas geliyor. Annesi oluyor. Bir de kontrabas var. Kontrabas da adam boyu zaten. Adam boyunda zaten. Fakat çok çok iyi, çok profesyonel bir müzisyendir evet. Bildiğim kadarıyla. Senfonide. Galiba evet. Değil mi? Kendi senfoni orkestrasını daha doğrusu senfoni demeyelim de Çağdaş Müzik Topluluğu'nu ilk defa Türkiye'de kurdu. Türkiye'de pek çağdaş o anlamda bilinmiyordu. Bazen konserlere insanlar geliyor çıkışta arkadaşlar şey diyor ya müziği pek anlamadık ama bu evde mi prova yapıyor bunları? Evet. Acıyorlar bana. Acıyorlar mı? Ay niye acayip insanlar? Çünkü ama yani çağdaş da biliyorsun ya hiç melodi yok sadece. Falan var yani. Çağdaş böyle çok insanı oturtturan sakin. Evlilik nasıl devam eder böyle bir durumda? Mesela sabah kalktığınızda çok çağdaş bir insan diye mi şey yaparsınız mesela kahvaltıda? Yani, alıştım artık müziğe alıştım. Çağdaşa alıştım yani. Ay ne zor bir şey. Yok hiç zor değil. Hayır zor değil tabii. Yani bize öyle geliyor. Hayatımı zorlaştırmak istiyor. Zorluk arıyor da. Yok zorluk. Ya yani ben bir bit yeniği arıyorum aslında. Evet arıyorsun. Yani yoksa bu programlar nasıl yapacağız? Ya yani birisinin bir zayıf tarafı, problemli tarafı olmasa. Aynı zamanda seni çok eski yıllardan yani 2006 yılından bir küçük kolajımız var. Oradan da hatırlıyoruz. Sütü seven kamyoncuyla başlayan. Görelim onu da. Sans toi, tous les jours semblent. Sans toi, il n'est plus de joie. Si tu savais ce qu'est ma peine, lorsque tu es loin de moi. Ya bu kadar salakça bir şey nasıl bu kadar sevindi? Teşekkür ediyorum. Hayır ben de şaşırdım. Yani evet. O kadar ve hatırlıyorum ben yani demek ki aslında büyüyoruz ve bilinçleniyoruz. Yani ben bunu çünkü o yıllarda seyrettim. Aa ne güzel bir şey yapmışlar falan demiştim. Şu anda tiksindim yani. Evet ben de çok rahatsız oluyorum gösterdikçe. O yüzden teşekkür ediyorum. Ama çok çok cool görünüyorsun. Çok çok. Yani. Sonuç itibariyle geçmişte bırakmaya çalıştığımız bir içerik ama o zaman bir şekilde çok sevmişlerdi. Devamını da görelim lütfen. Ben seviyorum abi. Görmesek yeter dayanamayacağım hakikaten. Evet, ne olur yani. Kaç yıl önce? Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. 2006 ya. 2006 YouTube var mıydı o zaman? Var. Abi yani YouTube'u bulan adam bu işte. YouTube o mu buldu? O buldu tabii ben ki. Çektiğimde YouTube yoktu abi. Ben 2004'te çektim bunu. Ha. Sonra 2006'da işte açıldı YouTube. 2006. Ben de böyle gazladım ve bir anda işte Beyaz Şov'a falan çıkardım. Başladılar. Sonra da sürekli biz çıkarmadık. Bize gelmediniz mi? Geldiler. Siz çağırmadınız. Frankofon olduğunuzdan dolayı diye düşündüm. Evet sinirlendim. Olabilir. Sizleri biliyor. Ve yani sonra yıllarca Fransızca şarkıları çevirdik böyle mecburen. Sonra da bir yerde artık yeni bir şey yapmaya çalıştık. Sütü seven kamyon şoförü ben çocukken. Var. Sütü seve şarkısı çıktığı zaman ben çocuktum. Ve o zaman mahallede çocuklar onlar aslında dayandığı yer çok tatlı, çok romantik. Çünkü mahalledeki çocuklar sütü seven kamyon şoför falan onlar yani ki siz onlardan aldınız. Yani o çocuklardan. Şöyle oldu aslında. Sütü seven kamyon şoförü çünkü benim çocukluğumda biz vardı. Biz çocuk... aktardık onları. He? Biz aktardık onları. Sen mi aktardın? Tabii ki. Tabii ki. Hayır bizim çocukluğumuzda yaptığımız şeyleri kullanmış evet bizim oldu. Çocukluğumuzda yaptığımız şeyler çünkü dil bilmediği için insanlar bu şarkıyı da beğeniyorlar. Çünkü o şarkı o zaman tek bir kaynaktan her yerde çalıyor. Yani diyelim yani. Ki bakkalda radyo var oradan dinleniyor filan ya da evde. Fransızca sütü seven kamyon şoförü mü şarkının?
Bu şey öyle, gibi oldu. Çin'de Fransızcası sütü seven kamyon şoförü. Birisi bunu bestelemiş. Sütü seven bir kamyon şoförü var mı? Biz oradan görmedik aslında. Biz Bana Kitap Al'ı bulduk. Neyi buldunuz? İşte Nömö Kitap Al, Bana Kitap Al gibi duyuluyor dedi. Tamam, Nömö Kitap Al öyle. Yazdık. Hayır, şöyle oldu. Biz onu yaptıktan sonra biri dedi ki, ya sütü seven kamyoncu diye bir şey vardı. Aynı sizin yaptığınız şey. Aha. Baktık, aa, harbiden bu da oluyor dedik. Bir evet. tane daha yaptık. Çünkü birisi o yaşlı biriydi. Belki çocukluğundan hatırlıyordu. Evet, evet, evet. Tam olarak öyle oldu. Sonra işte devam ettik. Bütün Fransızca şarkıları çevirebildiğimizi anladık. Özellikle Fransızcanın bu kadar çevrilebiliyor. Ya, bilmeyince evet. Türkçe gibi geliyor. Evet. Yani şimdi bilen biri için çok hani İngilizce'de zor. İngilizce'de çok olmuyor. Sen ben öyle arkadaşımla İngilizce de olmuyor. Çünkü İngilizce prozodik olarak Anglo-Sakson müziğe oturuyor zaten. Gayet rahat. Fransızca, Almanca... hatta İtalyanca Anglo-Sakson müziğe oturmuyor. Oturmadığı çok melodik bir dil ama. Oturmadığı için de onlar da çabalıyorlar. Yani niye Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İspanyollar kendi janralarında yapmadıkları zaman bir şeyi İngiliz, Amerikan müziği yapmaya kalktıkları zaman Türkler kadar güçlük çekiyorlar. Oturmuyor prozodik olarak o müziğe. Doğru. Ve o yüzden de her ülkenin kendi şeyi var. Hatta İtalya'da bir adam var. İngilizceye benzeyen, hiçbir anlamı olmayan bir şarkı yapmış ve hit olmuş şarkı. Gerçekten. Şarkının sözünün hiçbir anlamı yok. Adam nasıl İngilizce ona sound ediyorsa öyle bir şarkı yapmış. Adriana Celentano'yu söylüyorsun. Olabilir. 70'lerde Kaşkol, Palto söylüyor evet. şarkı. Tamamen cibriş, hiçbir anlamı yok. Müthiş bir rock'n'roll parça. O çok uzun bir isimdir o. Şimdi getiremedim. Evet ve çok tuttu. Fuat'ın söylediği şarkı. Ben de burada gibi. Bir şey yeni bir şey söylüyorum zannediyorum ama. Asar Fuat. Işte evet. Bizimki de çaba. Ama fakat bu belki de ama mesela sütü seven kamyon şoförü bana çocukluğumu hatırlattığı için benim çok hoşuma gitti. İnsanlar bunda neyi sevdi acaba? Buradaki saflığı sevdiler. Çok ve de YouTube'un şey... kendiliğindenliğini sevdiler. O zaman işte bak oradan yakaladın. Çok üzücü bir şey söyleyeyim mi size? Söyle. Biz Bana Kitap Al'ı yayınladık. İşte 300 bin, 400 bin de televizyonlara çağırmaya başladı. O zaman için büyük rakamlardı. Tabii. Şeyi fark ettim. İzleyenlerin %90'ı anlamamıştı. Bu şarkının sözlerini Türkçe'ye benzettiğini. Nasıl ya? Evet. Olamaz ya. Şarkıyı bizim ya. Söylediğimi zannettiler. Televizyonlara çıkarıp şarkıyı söyler misiniz dediler. Yani ben dedim ki şarkıyı biz söylemiyoruz. Zaten biz söylesek niye komik olsun böyle bir bu şey. Bu da çok acayipmiş ya. Çok üzülerek söylüyorum. Yani enstrümanlarınız nerede filan dediler evet, mi? Evet. Evet. Bizi sabah programlarına çağırdı. Ama görüyorum sen gitar çalıyorsun zaten. Çalıyorum ama hani bunu çalmıyorum. Bunu Sting söylüyor. Yani o kadar korkunç bir şeydi ki. Hangisi Sting söylüyor? Bir dakika. En son. Kitaba Sting'in. Nasıl ya? Evet. Hayır. Evet evet Sting'in versiyonu. Ya yani Jack Brevinki versiyonu değil ha, bu. Sting'in versiyonu. Ben Sting'in Nömer Kitap'a versiyonu. Canlı bir yerde söylemişti. Ha, ha. Ama yani şarkıları biz söylemiyoruz tabii ki. Ve zaten biz söylesek neresi komik yani. Bana Kitap Al komik Esprisi bir şey değil yani. Bunu. Peki söylemeyi düşündünüz mü? Öyle bir an oldum yani galiba. Ya bir programa çıkardılar. Ben de ki ne olur bana şarkı söyle demeyin. Ve sonra canlı yayında Emir Vaki yaptılar. Hadi şimdi o zaman bir Bana Kitap Al dediler. Ben de çok kötü bir şey söyledim ve bizi canlı yayından kovdular yani. Of of of. Berbattı yani. Ama YouTube'u bulan adam işte. Yani o Spotify'lar, YouTube'lar yok. Ama senin bu tarifini ben anlamadım. YouTube'u bulan adam değil. YouTube'u ilk kullanan adam. Ya şimdi Türkiye'de. Şöyle söylemeye çalıştım çok kısa. Çok iyi anlıyorum esprisini. Farkındayım evet, esprisini. Yani. Tabii yoksa Google olurdum yani bir noktada. Çok zor olurdu. Hayır ama bu bir, tabii ki YouTube'un o yıllarda herkese verdiği, çünkü herkes hazırlanmış, organize edilmiş bir gösteri izliyordu. Yani show business oydu. YouTube buraya başka bir şey getirdi. Kendiliğindenlik, rahatlık, kıyafet mecburiyeti yok. Kameranın şu ya da bu olmasına gerek yok. Sonra da zaten YouTube'la beraber, YouTube'daki içerikleri izleyenler, ilk başta şey yok muydu? Bilmem ne şeker koyuyor da kolanın içerisine de oradan patlıyor. Herkes ona bakıyor. Ya milyonlarca versiyonunu seyrettik. Herkes aynı aptallığı yapıyordu. Yani şakalar, şunlar, bunlar, komik görüntüler falan filan. Ya burada bizim... ilk içeriklerden olması açısından çok önemli. Aslında yani istediğin kadar pişman ol yaptıklarından tarihe geçmiş durumdasın bununla. İleride inceleyenler, bu işleri inceleyenler mesela sizi bu kendiliğindenlik, kendi medyasını yaratmak, kendi medyasını oluşturmak meselesinde ilklerden biri olarak görecekler. Tabii yok. Yani pişmanlık gibi değil belki ama bir şekilde acı verici oluyor gençliğimi görmek. Fakat biz yani tabii bizden önce de vardı. İdare Edemem Anne gibi bir şey vardı hatırlarsanız.
Ha ama evet biz, evet evet tabii. Biz oraya istikrarlı içerik üreten ilk ekiptik diyebilirim. Abi, biz çünkü devamını getirdik. Hani bir tane daha yapalım, bir tane daha yapalım demeye başladık. O YouTuber'lık ya zaten. Her hafta bir şey paylaşmak vesaire. O öyle gelişti yani. Tabii hani biz de biraz şanslıydık. Çünkü şov habere çıktık yani. Bir video yaptık diye falan. Evet, bizim için çok şanslı bir dönemdi. Hem televizyon programcılığı gibi oldu. Sonra YouTube, müzikler oradan dağılmaya başladı. Şimdi maç bitiyor. Maçın dedikodusunu oradan yapıyorlar vesaire. Bunların hepsi aslında bir yerde sizde başladı abi. Ya bu öyle farkında olabileceğin bir şey olmayabilir. Çünkü sen onu yapıyordun. Bir şeyler denedik. Evet. Evet. Ama bir de şöyle bir şey var. Okan abiye de sormak lazım. Mesela bende de oluyor. Gençliğinde yaptığın hiçbir şeyi beğenmezsin. Mesela... Ay ben tiksiniyorum kendimden. Tamam abi bu çok yüklenecek yani bir şey oluyor. Ben yani. Eski şarkıları bazen dinleyince aa bunu nasıl okumuş. Rahatsız ediyor öyle mi? Yani, yani hayır onu... tiksinti veriyor. Yani şu anda aklım olsaydı diyorsun. Şu anda aklım olsaydı. Ama bir yandan da bakıyorsun ki bütün mesele kitle iletişim araçlarında. Bunlar müzik de öyle aslında. İletişim kurup kuramamana bağlı. Zamanın çünkü bir ruhu var ve o zamanın ruhuna çok uymuş bu yaptığın. Thank you.